Merhaba Güreş Türkiye noktana severler. Ben Buğra Gür. Yanımda Yiğit Üstün var ve hepiniz Güreş Türkiye 2020 Slam ödül törenine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yiğit'ciğim, sana da nasılsın öncelikle? Allah şükür diyelim abi. Evde devam ediyoruz. Sen de iyisindir umarım. Ben de çok şükür iyiyim. 2020'yi bitirdik mi? Allah evet. Yani yeni bir şey görmeyeceksek şurada bir gün kaldı. Evet, bir gün kaldı. Hatta yayınlandığı gece gün itibariyle saatler kaldı diyebiliriz. Evet. Artık yeni yılın hayırlı olmasını dileyelim. İnşallah hayırlısı olur ve biz Slam ödül töreninde YouTube ve Twitter takipçilerimize Güreş Türkiye'de sene sonlanırken hashtag ile yılın enlerini oylattık sevgili Yiğit. O zaman hemen ilk anketimize geçelim. Tabii geçelim. En eksiden başlayalım. En aşağıdan başlayalım. Yukarılara doğru devam edelim. Tamamdır. 2020 yılının en iyi NXT maçını sormuşuz. %75 ile Finn Balor, Kyle O'Reilly arasındaki NXT TakeOver 31'de yapılan maç açık ara birinci seçilmiş. Ne diyorsun? Sen bu maçı beğendin mi? Ya da diğer seçenekler arasında Walter Dragunov NXT UK 116'daki ya da Unspirited Era Imperium World Bolide 2020'deki ya da diğer maçlar hakkında ekstra belirtmen gereken bir şey var mı? Öncelikle şaşırdım açıkçası cevabı duyunca. Ben aslında cevabın Walter Dragunov maçı olmasını bekliyordum. Gayet de sert bir maç olduğunu. NXT UK'deki. Evet. Hatta 5 yıldız almış bir maç. Yani O'Reilly Balor maçı da gayet iyiydi bence ama bilemiyorum. İzleyiciler biraz fanboyluk mu yaptı desem? Yoksa NXT UK izlememelerinden kaynaklı mı desem bilemedim. Ben şaşırdım açıkçası. Olabilir, olabilir. Katılıyorum. YouTube'da 700 civarında bir oy kullanılmış bu maça. Diğer anketlere nazaran daha az bir oy kullanımı var. NXT olması müessebiyle ve birinci seçilen maç bu. Kutluyoruz. Bizim görüşümüz, benim de aynı şekilde Walter Dragunov maçı NXT UK'deki. Sen de öyle. YouTube'da bu konuda YouTube takipçilerimizin tersini düşünüyoruz galiba. Evet. O zaman diğer ödülümüze geçelim. 2020 yılının en iyi NXT debutunu sormuş. Karrion Kross %66 ile Timothy Thatcher'ı geçmiş. Santos Escobar'ı geçmiş. Pat McAfee'yi geçmiş. Ne diyorsun sevgili Güreş Türkiye halkı? Karrion Kross'u seçmiş. Yani diğer adaylar Karrion Kross'a göre yine gayet iyi isimler ama Karrion Kross'un seviyesi bayağı bir yukarıda olduğu için o yüzden bence çok belli bir oylama olmuş yani. Yani burada Kross'a diğer 3 şeyleri toplasak, yani 2 aday koysa yani yine de Karrion Kross kazanır diyen yani. Çünkü çok büyük başladı NXT'de. Yani ve şu anda da acaba yaşadı. Aynen öyle. Şu anda da acaba ana kemere oynar mı diyoruz. Yani onu da zaman gösterecek diyelim ama yine tabii ki bir yerden sonra rotası ana kemer olacaktır. Aynen öyle. Bu NXT New Year's Evil Show'unda da yanılmıyorsam 6 Ocak'taki show'da da Karrion Kross'un Damian Priest'la olan bir mücadelesi var. Evet. Ve Scarlett gibi bir afetle de büyük bir işbirliği içinde Karrion Kross. Bu ödülde de oyum Karrion Kross'aydı. %66 ile Santos Escobar, %17 ve kalan Santos Escobar'a büyük bir fark atan Karrion Kross'taydı benim oyumda. Evet. 2020 yılının en iyi NXT kadın güreşçisini sormuşuz. Io Shirai, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Shotzi Black, Candice arasında geçen oylamayı %63 ile Charlotte Flair kazanmış.
Sen YouTube halkıyla aynı fikirde misin? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Zammış dedin yoksa ben mi yanlış duydum? Charlotte yılın en iyi NXT kadın güreşçisi olmuş. Yok. YouTube oylaması. Biraz skandal olmuş bu. Bunu ben bunu yine izleyicilerin Io Shirai'yi izlememesinden kaynaklan. Bu arada Io Shirai 3. olmuş %14 ile. Rhea Ripley %16 ile 2. olmuş. Abi bence Io Shirai'yi bayağı bir küçümsemişler. Kemeri yani kimin taşıdığını unutmuşlar ki Charlotte'u da Rhea Ripley'i de yenen kişiyi unutmuşlar. Ben birazcık bilmemezliğe bağlıyorum ama hani NXT'yi çok takip etmedikleri için. Evet. Yani Walter Dragunov sonucundan çok beni bu şaşırttı açıkçası. Hele ki Io Shirai'nin 3. olması daha büyüktü bence. Rhea nereden tanınıyor acaba? Herhalde yani defile çekimlerinden. Yani bir resime ya da yani Charlotte'un karşısındaydı. Yani o yüzden bu ödülümüz de böyleydi. Bu ödülde 774 tane takipçimiz oy kullanmış. Güreş Türkiye'de sene sonlanırken anketlerinde yani Slam ödüllerinde NXT'nin son karması olan en iyi NXT takımını sormuşuz. Undisputed Era %70 ile Imperium, Brezengo, Onayeli Orcan ve Danny Brush'a fark atmış ve çok büyük bir yüzdeyle çok büyük bir kesimin oyuyla ödülü almayı başarmış. Undisputed Era seneye herhalde damga vuran takım sevgili Yiğit. Yani yine cevabı belli olan sorulardan biriydi bence. Zaten kurulduğundan itibaren yani hep zirvede olan bir takımdı kendileri. Yani Imperium gibi bir takımın varlığı bile onlara engel olmadıysa yani daha da onları durduramazlar diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Diğer ödülümüze geçelim. 2020 yılının en iyi SmackDown güreşçisini sormuşuz. Bunu YouTube'da sorarken en iyi kalıbıyla sorduk. Twitter'da 2020 yılının SmackDown güreşçisi diye sormuştuk. Roman Reigns %79 ile tam 2000 kişinin oy kullandığı ankette açık ara Sasha Banks, Jey Uso, Bray Wyatt ve Bayley'e fark atarak kazanmış ödülü. Tebrik ediyoruz. Sevgili Roman Reigns'i %79 2000 insanın 1800 oyunu almak demek herhalde hoş olsun. Daha mı fazla? 1900 mü? %80? 800, 1600 özür dilerim. 1600 oyunu kişinin oyunu alarak Bray Wyatt %13'te kalmış ve büyük bir fark açmış. Ne dersin? Yani aslında yılın neredeyse yarısını yani evde geçirmiş birisinin yani böyle bir boy farkı alması yine beni bir şaşırttı aslında. Çünkü SmackDown'da bildiğimiz gibi Sasha Banks ve evet. Ben burada oyumu yani kime kullandım söyleyeyim mi? Kime? Kesin Bayley. Yemin ediyorum. Ama doğru yani mantıklı Bayley. Sonuçta kadın yani o kadar kemer taşıdı işte mücadeledir, çudur budur. Yani dediğim gibi neredeyse yılın yarısında olmayan Roman Reigns yani öyle bir görünüş yaptı ki öyle bir yani bar koydu ki direkt yine en üstte olduğunu kanıtladı. Tabii. Yani yine o SmackDown'ın kalitesini bize sundu yani. Yıl olması. Belki de bunu biraz SmackDown'daki top star eksikliğinden kaynaklanıyor tabii olabilir yani. Çünkü ben de hani en SmackDown güreşini düşününce yani aklıma Sasha Banks ve Bayley geliyor. Yani Bayley geliyor. Ben bak AJ Styles da SmackDown'daydı. Ama o hani mid-card'da takıldı. Yani ana kemere oynamadı. Yani mid-card. Yani mid-card'da evet takıldı yani. Evet. Çok doğru. Yani işte çok burada doğru. Yani burada işte Bray Wyatt diyemiyorsam işte onun yenilgileri olsun. İşte Braun Strowman diyemiyorsam onun biraz sönük kalmış şampiyonluğu olsun. Yani böyle sebepler var ki Roman Reigns burayı yani döndüğü gibi
Yani yeniden tahtını almış diyelim. Evet. Bir de yani yıl oldu. Paul Heyman'la işbirliği yaptı. Ya şu diğerlerine yani mangalda kül bırakmadı açıkçası. Ben Bayley diyorum. Bayley %1 almış. Ya 100 kişiden bir kişi Bayley demiş. O 100 kişiden biri benim. Ama yani neden de Roman Reigns demiyorum açıkçası. Çünkü aynı ile senin yorumlarına katılıyorum. Tabii ki. Aynı ile senin yorumlarına katılıyorum. SmackDown'ın 2020 yılının en iyi güreşçisi ödülü Roman Reigns'e gitti. Sevgili Yiğit. O zaman diğer ödüle geçelim. Braun 2020 yılında en iyi güreşçisi ödülünü YouTube halkı 2000 oy kullanarak Drew McIntyre %47'de birinci olmuş. İkinci Randy Orton %36'da kalarak çok büyük bir farkla olmasa da küçük bir farkla kaybetmiş. Diğer rakipler AJ Styles %5, Asuka %2, Seth Rollins %11 ile sıralamayı paylaştılar. Sevgili Yiğit, sen ne diyorsun? Drew McIntyre öyle bir ambargo koydu ki Randy Orton gibi bir adamı 10 puan Yani burada geride. aslında ambargoyu kırmaya çok yaklaşmıştır Randy Orton ki bize öyle de gösteriyordu ama işte üst üste Drew McIntyre'dan yani sonradan kemeri tekrar alması yani sonra tekrar kaybetmesi iyice baltalamış oldu aslında Randy Orton'u. Yani Evet, çünkü Randy Orton'u orada yine bir ben bu feud'un galibiyim dedi Drew McIntyre aslında. evet yani kesin bir zafer koydu. Yani Randy Orton aslında hani yine bir Legend Killer olarak geliyordu. Hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Ama Drew McIntyre yani kolay pes etmedi diyelim. Yani %49 oy. Yani bence yani Orton'la arasında geçmesini bekliyordum ama hani bir kesin Yüzde olarak evet. evet %50'nin 36'ya ne %47. görmesini isterdim yani. Ya Anladım. adam neredeyse 36'ya 2 yıl boyu %47, şampiyon. %11. Aynen öyle. Yılın en iyi Raw güreşçisi de ödülü de Drew McIntyre'a geçti. Senin oyun neydi? Ben de Drew McIntyre dedim. Yani. Evet. İlk üçü Drew McIntyre lider, Randy Orton ikinci %36 ile, Seth Rollins üçüncü %11 ile bitirdi. Bu da 2020 yılında Güreş Türkiye'ye not olarak düşen bir başka mücadele oldu. Güreş Türkiye'de 2020 yılının en iyi maçını sorduk. WWE mücadelesini sorduk. 1800 oy kullanıldı. Evet, sıkı dur. AJ Styles, Undertaker, WrestleMania 36'daki o efsane maç %47 ile birinci seçildi. İkinci de Edge, Randy Orton, Backlash'teki mücadele 2020 yılının en iyi ikinci mücadele müsabakası oldu. Diğer maçlar Dominik Mysterio, Seth Rollins, SummerSlam'deki mücadele %13 ile üçüncü. Bray Wyatt, John Cena, WrestleMania 36'daki maçta %10'da dördüncü. AJ Styles, Daniel Bryan, SmackDown 1086. bölümdeki mücadele ise beşinci olarak %2 ile adını listeye yazdırdı. Ne diyorsun? WWE'de 2020 yılının en iyi mücadelesi AJ Styles, Undertaker, WrestleMania 36. Yani 2020 için aslında WWE içindeki en iyi maçlara baktığımızda sinematik maçlar direkt yani normal maçların önüne geçmiş oluyor. Çünkü hani adı üstünde sinematik ve farklı bir yanı var. Sinematik Yani maçlar. bence kesinlikle aynı kefeye koyulmaması gerekiyor. Ki WWE'de kendi listesindeydi sanırım. En iyi maçlar listesinde Boneyard maçını birinci sıraya koymuştu. Yani ring içinde gerçekten iyi olan maçları arkaya atmışlardı. Yani bence yani bu Boneyard maçı artık biraz abartıldı gibi yani hani her şeyde birinci sıraya konmasından dolayı. Yani bu listede sanırım bir tek o Daniel Bryan AJ Styles maçı ring içindeydi, doğru muyum? Yoksa başka maç var mıydı? Ne için? Sinematik olarak mı? Yok, ring içinde bir tek AJ Styles Daniel Bryan maçım vardı. Onu sormuş. Yani Edge sinema Orton maç olmayan. Backlash'teki Ama o da Dominik Mysterio Seth Rollins evet. SummerSlam'deki maçta var.
ring için. Gerçi Bray Wyatt John Cena maçı da biraz ring içindeydi ama ne kadar ring içi olarak tartışırsın yani, bilmiyorum. Yani pek de sayamayız yani. Sayamayız. Ama Dominik Mysterio Seth Rollins ring için mücadelesiydi. Evet. Yani o maçın da biraz hani isminden dolayı, hani Dominik Mysterio'nun ilk maçıydı sanırsam. Abi feud büyüktü zaten. Evet. Yani biraz büyüktü isminden ya. Dolayı oy aldığını düşünüyorum ben. Yani yorumlarım bu kadar. Yani keşke biraz daha ringçi maçlar öne çıksaydı. Çünkü altta kalır bir yanları yok bence. Yoktu. Yoktu. Ama şu açıdan WWE'yi tebrik etmek gerekir. Seyircisiz mücadeleleri sinematik maçlarla evet, doldurmayı başardılar. Ya burada biraz tecrübe ön plana çıktı. WWE'nin prodüksiyon zekası, işte senarist zekası, tecrübesi. Yani entertainment, yani gerçekten show entertainment business şirketi olduklarını bize kanıtladıkları için buradan teşekkür ediyorum. Yani aynen, bizi bazı sonuçlarla üstseler de, yani keşke olmasaydı diyelim. Bazı sonuçlar. Evet. Twitter'da da aynı ödül oylandı. 2020 yılının en iyi WWE maçı Twitter'da %38 ile Edge Orton Backlash'teki mücadele seçildi. İkinci ay AJ Styles Undertaker oldu. Ne diyorsun? Twitter halkı biraz daha olaya duygusal yaklaşmış. Evet, Twitter halkı evet. Gerçekten yani o zamanki hikaye son maçı olanı seçmişler. Zaten maç en iyi güreş maçı olarak tanıtılıyordu. Reklam öyle yapılıyordu. Yani zaten onu da iyice kanıtlamışlardı yani. Ama en iyisi miydi? Yani değildi ama zirveye oynardı yani. Aynen İşte öyle. Maçtaki yani ring içi olsun, maçtaki göndermeler olsun. Yani Twitter halkından farklı bir cevap gelmesi beni sevindirdi açıkçası. Evet, bu konuda Twitter halkıyla YouTube halkının taban tabana zıt düşündüğü bir sürü anket oldu. Bunu da söyleyelim seyircilerimize. O zaman diğer ödüle geçelim. 2020 yılının WWE feud'unu sormuşuz. 2000 oy kullanılmış. Randy Orton Edge %46 ile. Birinci Seth Rollins Rey Mysterio %28 ile. İkinci Roman Reigns Jey Uso %14 ile. Üçüncü olmuş. YouTube'da kullanılan 22 diyorum. 2000 oyun neticesinde Randy Orton Edge'e ödül gitmiş. Ne diyorsun? %50'ye yakın bir oy 2000 kişi tarafından verilmiş. Çok büyük, çok büyük rakamlar. Yani şu an Türk güreşinin nabzı, neredeyse nabzı yani. Neredeyse değil, hatta nabzı. Randy Orton Edge yılın feodu mu sana göre? Yani isim olarak baktığımız zaman bu yıl o iki ismin yanına yaklaşan başka feud yoktu bence. Zaten yani en akılda kalan feud oydu bence yani. İşte hani bu feud'dan başka aklıma bir tek biraz yakın zamanda olan Sasha Banks Bayley feud'u geliyor. Evet. Yani onun zaman yani onlar dışında düşündüğüm zaman da öyle aklıma pek de bir feud gelmiyor zaten. Yani Çok WWE büyük diyebileceğimiz bir feud gelmiyor. Çok bocalamıştı çünkü. Bunun da etkisi var bence. Yani hak ettiler diyeyim. Gerçekten çok iyi işlemişlerdi. Birazcık PG'nin de dışına çıkmışlardı. İşte kafaya darbeler olsun, sakatlıklar falan filan. İşte Beth Phoenix'in RKO yemesi. Yani zaten feud başladığından beri seyircilerden yani yorumlarda işte Reddit'te olsun, forumlarda olsun görüyordum işte hani bir gün Beth Phoenix gelecek RKO yiyecek diye. Yani seyircilerin de istediği gibi oldu. Yani sonu biraz üzücü oldu. Edge son maçta sakatlandı. Onun dışında bence yani yılın feud'u yani direkt. Daha da söylenecek bir şey bulamadım. Katılıyorum. Ben de yılın feud'unun Randy Orton'un Edge olduğunu düşünüyorum. Belki araya ki plase olarak da ikinci sıraya ödül almaya hak edememiş ama ikinci sıraya yükselmiş. Seth Rollins, Rey Mysterio'da çok sürükleyici bir feud'du. AJ Styles, Undertaker'da güzel bir çekişmeydi ama ona tam bir feud diyemeyiz. Evet. Yani ona tam bir feud diyemeyiz. Roman Reigns, Jey Uso da çok güzeldi. Buraya yerleşmiş. Bayley, Sasha efendim. Sert diyelim yani. Aile çok, mevzuları olsun. Çok, maçlar çok. Olsun. Ki yani Rey Mysterio'nun olarak kendi ailesi girdi. Jey Uso, Roman Reigns kuzen kuzene girdi.
Ya o daha da büyük bir aile, daha da büyük bir duygu aslında baktığın zaman. Evet. Ya bu feud'un zaten herkes hikaye anlatımını beğeniyor. Zaten feud çok konuşuluyorsa odur yani sebep. Aynen öyle. Twitter halkı da %62 ile seçmiş. Randy Orton, Edge'i 80 kişi oy kullanmış Twitter'da. WWE'nin en iyi feud'unda. Oy kullanan tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Twitter'da, YouTube bu konuda aynı fikirdeymiş. Diğer bir ankete geçiyorum. Diğer bir ödülümüzde 1000 oyla kazanan 2020 yılının WWE takımı olmayı hak eden %48 ile The New Day, New Day, New Day, New Day senelerdir. Daha New Day, yıllardır. Adeta ambargo koydular. İkinci sırada Street Profits %21 ile %19'a çok küçük bir farkla Morrison Miz'de kalmış. Orada çok büyük bir çekişme olmuş. Golden Rule Models %5, Nakamura Cesaro %7'yi de kalarak 4. ve 5.'li paylaşmışlar. Sevgili Yiğit, New Day, New Day, New Day. Yani bunun sebebi aslında bu yıl tek team kısmında, yani tek team divizyonda acayip bir kıtlık vardı. Bunu işte Cesaro, Nakamura gibi takımlarla birazcık çözmeye çalıştılar ama yani pek hala takviyeler devam ediyor. Day'den Hardy, kemeri, Riddle gibi. Yani New Day'den kemeri almışlardı hatırlıyorum ama yani kemer saltanatları hakkında yani hatırlamıyorum bile. Hiç akılda kalıcı olamadılar. Yani ama tüm bunlara rağmen evet. Ödül onlara gitti. Twitter yani, halkında da söyle. Biraz başarılar değil de isimler kazan diyelim tek durumda. Twitter halkı değişik bir tercih yapmış ve ödül Street Profits'in olmalı demiş. Yüzde yani onlar da zaten diğer brand'ın şampiyonlarıydı. Onların da aynı şekilde yani divizyondaki kıtlıktan onlar da etkilendi. Yani aynı şeyleri dememe gerek yok yani yine kıtlıktan dolayı. Evet. WWE bu yıl zaten çok fazla takımları dağıttı. Yani saymaya gerek yok yani. En az 8 takım dağıttıklarını hatırlıyorum ben. Yani kadınlar da dahil olmak üzere tabii ki. Evet. Takımlar kemeri, ödülleri, kemeri diyorum. Takımlar ödülleri de böyleydi. Yılın WWE çaylağını sorduk. 1800 takipçimiz oy kullandı. YouTube'da Riddle %57 ile Shayna Baszler'a, Retribution'a, Bianca Belair'a fark atarak %57 ile 1700 insan oy kullandı. Ankette ödülü almayı başardı. Sence yılın çaylağı Riddle mı? Sevgili Yiğit. Ufak bir şey sorayım önce. Dominik Mysterio oylarda var mıydı? Seçeneklerde. Oylarda yoktu. Olmama sebebini biz biraz daha galiba seneye daha çok izleriz diye almamıştık. Fakat Kasım sonu, Aralık başı yaptığımız anketlerde hani Dominik Mysterio'nun bu kadar çok görünmez bir karaktere bürüneceğini tahmin etmemişiz galiba. Evet, aslında çok hızlı giriş yapmıştı ama işte o girdikleri feud'dan dolayı yine arka plana çekildiler. Yani şu anda öyleler zaten. Senaryo bulamadıkları için şovlara çıkmıyorlar. Aynen, çok üzücü gerçekten. Hani Riddle bu kadar sak. Efendim? AJ Styles'ın Riddle'dan bahsediyorum şu an. Riddle çok hızlı bir giriş yapmıştı. Debut haberleri çıkmıştı zaten. Öyle de oldu zaten, yaptı debutunu. AJ Styles'ın şampiyonluk seremonisini bölüp AJ Styles'ı yenmişti. Yani sonra bu taciz olayları falan, yani öyle şeylerden etkilendiğini düşünüyorum. Riddle karısını aldattığını. Evet, yani, öyle bir çamur atılmıştı. Evet. Demişti. Yani ben WWE'nin o yüzden Riddle'ı biraz geri plana çektiğini düşünüyorum. Yani onun dışında bilemiyorum yani inişli çıkışlıydı ki diğer adaylar da öyle. Yani hele ki Shayna Baszler. Yani Elimination Chamber maçında 5 kadını eleyip resmeye de rol yani kaybetmesi.
Yani bu yıl çaylaklar için bence kötü bir yıl oldu. Seyircisizlikten onlar da etkilendi. Yani öyle diyelim. Seyircisizlik çaylaklara vurdu yani. Seyircisizlik çaylaklara vurdu. Katılıyorum bu konuda. Ben de Matt Riddle'ın yılın en iyi ya da yılın çaylağı olduğu konusunda hemfikirim. Twitter halkı da %40'la Riddle'ı seçmiş. O zaman diğer oylamaya geçiyorum. Tabii Yılın ki. en iyi geri dönüşü ödülü 3000 oy kullanılmış. Sadece bunu tartışmaya gerek yok bence. Ya Edge yani. %42 ile Edge ikinci sırada. %42. %51 ile Roman Reigns Yok artık. lider ve Morrison %3'te, Sami Zayn %2'de, MVP %1'de kalmış. Katılmıyorum. Böyle bir rezalet, böyle bir saçmalık olamaz. 2 Ya bin yani arkadaşlar 900 yani 3000 oy kullanılmış. Ben çoğunlukla ben oylayanların yeni güreş izleyicisi olduğunu ve Edge'in ne kadar büyük bir isim olduğu yani olduğunu bilmediklerini düşünüyorum. Yani kusura ama bakmasınlar. şimdi 3000 oyun %42'si de Ece gitmiş. Yani yenildik ama ezilmedik Ha, gibi yine de yani kesin üstünlüğü almış yani %52 yine %10'luk bir fark var arada. %, aynen öyle. %51, 52 Roman Reigns. Neyse Biraz. benim senin içini rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Twitter'daki ankette %63 ile Edge seçilmiş. Evet. 80 takipçimiz oy kullanmış Twitter'da. Edge'i seçenlere teşekkür ediyorum Twitter'dakilere. Doğru karar arkadaşlar. Evet, bizim ödülümüz tabii çoğunluk olmasından mütevellit 3000 oy kullanılan Güreş Türkiye YouTube anketinde Roman Reigns'e gidiyor. Edge sence yılın en iyi dönüşünü yaptı. 10 sene sonra geri döndü sevgili Yiğit. Ki Evet. yalanlamadan sonra yani acayip inanılmaz bir geri dönüş yapmıştı. Hele ki hemen Royal Rumble'dan girdiği feud da zaten Randy Orton feudu, yılın feudu seçtik. Yani kelimeler yani yetmiyor arkadaşlar. Evet. Greatest ever Evet. maç. Yani böyle bir hani title'la maç çıkarabilmek de her yiğidin harcı değildir. Tabii Ben de ki. Edge olarak düşünüyorum. Ama neden Roman Reigns demiyorum. Ya, hayat Ha, çok büyük kariyerindeki fark var şimdi aralarında. tek Yani yıllarını tabii çok bilirken büyük fark var. Ama yani biri tek yıllarını kariyerinde bilirken biri sadece bu zamanın adamı yani. teknik kariyerindeki ilk yıl oluşu Paul Heyman gibi canavar bir adamla birlikteliği Roman Reigns'i çok sesli bir hale getirdi. Neden de demiyorum. Oylamamız ve Tabii ki. ödülümüz Roman Reigns'e gitti. Bir diğer ödül 2020 yılının en çok gelişmek gösteren ismi 2100 Güreş Türkiye takipçisi oy kullandı. Murphy %71 ile ödülü kazandı. Caitlyn %18'de kalarak ikinci oldu. Sevgili Yiğit, senin görüşlerin neler? Yani yine birazcık ana kadro etkisi olmuş burada. Keyitli bu yıl ilk kemerini kazandın. NXT North America şampiyonluğu. Ondan sonra Adam Cole'u inip çift kemer de yapmıştı NXT'de ama işte sonuna ana kadro macerası falan filan derken yani burada ana kadroda olduğu için Seth Rollins yanında olduğu için biraz göze çarpan Murphy kazanmış. Yani tabii bir aday değil ama ben birazcık Caitlyn'in hani NXT'de olduğu için birazcık hakkının yendiğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta yani çifte kemer yapmış bir isim. Evet. Bu arada Twitter'da da Caitlyn ikinci olmuş. Murphy ödülü kazanmış. Yani dediğim gibi Murphy'nin Seth Rollins'in yanında dolaşmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, ben de Caitlyn'e çok hak veriyorum ama Caitlyn'in kariyerinde şöyle de bir çizik var. Yani adam tam almış, götürmüş, yürüyorken Vince McMahon geri yolladı. Vince McMahon etkisi. Yapacak bir şey yok Vince onun. McMahon etkisiyle Murphy'nin de lider Yani bu arada bir şey var ya söyleyeyim. da Vince Hani McMahon'ın dokunuşu.
Hani belki şey gibi anlaşılabilir. Hani ben Buddy Murphy gerçekten çok sevdiğim bir güreşçi. 2019 yılında da hani gayet iyi maçları var bu arada. Özellikle Roman Reigns maçını açıp izleyin arkadaşlar. YouTube'da da var. Ve Aleister Black maçları. Ben 2020'nin Murphy'nin yılı olacağını düşünüyordum ama Seth Rollins'in yanında biraz arka planda kaldı. Seth Rollins'e ihanet ettikten sonra tekli kemer almasını istiyordum ama kendisi bir kız aldı. Yani böylesi kısmetmiş. Böylesi kısmetmiş. Ben de katılıyorum ve diğer ödüle geçiyorum. Yılın en iyi WWE şovunu sormuşuz. Royal Rumble 1600 kişi oy kullanmış. Royal Rumble %67 ile lider. Ne diyorsun? WrestleMania %36 ile %36 diyorum. %19'da WrestleMania 36 ikinci olmuş. Uzun yıllar sonra yılın en iyi şovu olarak sene oylamasında WrestleMania'yı seçmedik. Bunda da tabii ki En büyük sorumlu. seyircisiz şovların çok büyük bir etkisi var. Ya sanırım WWE'nin ilk seyircisiz yaptığı pay-per-view WrestleMania olmuştu. İnsanların hani bir yabancılık çekmesi, bir seyircisizlik çekmesinin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir etki etmiş ki yani sinematik maçlar bile kurtaramamış yani. Ki bunda ana kemer maçlarının çok sönük olması ki kadınlarda da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Yani ringdeki maçların sönük geçmesi yani bence bunun büyük bir sebebi. Yani ki Royal Rumble'da işte dediğimiz gibi Edge'in dönüşü yani bence ya ben ilk başta hani Brock Lesnar'ın 13 kişiyi arda arda elemesinden şikayet etmiştim ama yani Drew McIntyre geldikten sonra çok öyle bir kalite çıktı ki yani anlatamam. Gerçekten çok iyiydi. Katılıyorum. Yılın en iyi WWE şovu Twitter'da da 88 kullanıcımızın oyuyla Royal Rumble seçilmiş. O zaman diğer ödüle geçiyorum. 2020 yılının hak ettiği değeri verilmeyen yani underrated tabirini kullandığımız güreşçisi kim demişiz? 1500 oy kullanılmış YouTube'da. Aleister Black %51 ile en yakın rakibi Shinsuke Nakamura'yı %20'de bırakarak fark atmış ve Aleister Black demiş ki buraların ağası benim. Yılın en hak ettiği değer görmeyen, verilmeyen güreşçisi benim demiş. Ricochet'i, Robert Roode'u, Drew Gulak'ı ve ikinci olan Nakamura'yı sonda bırakarak Aleister Black sence yılın underrated'ı mı sevgili Yiğit? Evet, WWE'nin yani çok temiz harcadığı bir isim oldu kendisi ki artık kendisini ekranlarda da göremiyoruz. Karısını kovdukları için şu an bir ceza gibi ekrana çıkarmıyorlar diyorlar ama Bir John Morrison'ın yaşadığı sendromu yaşıyor galiba. yani Melina gittikten sonra John Morrison da ayrılmıştı şirketten. Zelina Vega ismiyle bildiğimiz güreşçi de yani sevgili Aleister Black'in hanımı ya da partneri ya da eşi ya da nişanlısı 2020 yılı içinde WWE'den ayrıldı ve bu da Aleister Black'in arka plana atılmasından bir şekilde bir arka alan olayı yaşamasına neden oldu sevgili Yiğit. yani bunun tabii ne kadar gerçek olduğunu bilemeyiz ama yani bunu hani kafadan üretmek mantıklı çünkü. Zaten Lister Black sürekli aşağı çekiliyordu. Yani yılın başında da işte rakipleri squashlayarak geliyordu ama yani o da pek etki etmedi diyelim. Yani 2019'daki Lister Black'i görünce yani çoğu isim de bana katılacaktır bence. Yani herkes bir Midgard kemeri alıp hani oradan yürümesini bekliyordu ama öyle olmadı yani. Yani ki Aleister bile ki yani Brock Lesnar'ın karşısına koymayı bile düşünüyorlardı yani. Öyle bir düşüş oldu kendisi için. Tabii olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu. Twitter halkı da Aleister Black'i yılın underrated'ı seçmiş. Twitter'da da 45 oy kullanmış ve %37 ile Aleister Black en underrated isim mi diyeyim, en hak ettiği değer verilmeyen güreşçi seçilmiş. Bir diğer ödülümüz de 1600 oy kullanarak yılın overrated'ını sormuşuz 2020 yılı için. Sen Eyvah, bombaya hazırlan YouTube. korkutan cevap geliyor. YouTube bombası geliyor sevgili Yiğit. Ben merak ettim şimdi. %62 ile
En yakın rakibi Otis'i %26 da bırakan Drew McIntyre yılın overrated seçildi. Allah YouTube'da Allah. Ne diyorsun? Çok ilginç. Evet. Ya aslında bir nebze anlayabilirim. Yani Randy Orton feud'una kadar bence gayet iyi gidiyordu. Yani biraz sırtlayan isim olmuştu şovlar. Yani oradan sonra bir momentum öldü. Yani, yani açıkçası iki ismin de momentum öldü. Bence bunun büyük bir etkisi var. Ki yani Randy Orton'dan kemeri geri aldığı için de yani yine bombalanmaya tutulan isim olmuş kendisi. Yani biraz yani haksızlar diyemeyeceğim açıkçası ama ben Otis'e böyle büyük bir fark atmasını beklemezdim açıkçası Drew McIntyre'ın. Evet, Otis Twitter'da yılın overrated olarak %61 ile 65 kişinin oyuyla seçilmiş ama YouTube anketimizde Drew McIntyre %62 ile seçilmiş. Yani adeta şıklar değişmiş. Sadece oy oranları aynı kalmış. Yılın overrated'ı YouTube'da Drew McIntyre'ken Twitter'da Otis olmuş. Benim overrated'ım Otis. Yani Drew McIntyre yani demek açıkçası beni üzer. Yani adamın sonuçta o kadar iyi yürüttüğü şeyler varken yani bir iki ay için tüm emeklerini çöpe atmak bence büyük bir haksızlık olur. Evet. Evil %5'te kalmış. Karen Cross %5'te kalmış. Tessa Blanchard %2'de kalmış. Yılın overrated anketinde 1600 takipçimiz oy kullanmış. %62 Drew McIntyre YouTube halkının öngördüğü oysa odur. Ama benim özellikle Yiğit de aynı fikirde. Otis bize göre yılın underrated'ı. Bir diğer ödüle geçiyorum. Sevgili Yiğit, 2020 yılının şok edici anı Otis'in Money in the Bank çantası kazanması, Big E'nin draft ile New Day'den ayrılması, Mustafa Ali'nin Retribution'ın lideri çıkması, Evil'in çifte şampiyon olması, 2020 yılının şok edici anları arasında Roman Reigns'in Heyman ile işbirliği yapmasına yetişememiş. Tam %75 oy alarak Roman Reigns'in Heyman ile işbirliği yapması 1500 kişinin tercihi. Sen ne diyorsun? Yani kesinlikle şok edici bir andı. Yani ben belki çok şaşırmamış olabilirim ama şaşırdım yani. Hani ilk görünce bir hani ne alaka demiştim. Peki yani, anket şıklarında Becky Lynch'in hamilelik sebebiyle kemeri bırakması olsa sen buna oy verir miydin? Evet, kesinlikle. Çünkü yani Becky Lynch'in o duyuruyu ilk yaptığı zaman sabahlamıştım. Yani baktım hani grupta o tartışılıyordu, forumda da. Yani bir duyuru izlerken ufak bir gözlerim dolmuş gibi olmuştu yani. Çünkü hiç beklenmedik bir şeydi ve bu kadının bir ara önce WrestleMania'da maça çıkmıştı ki zaten o maçın kötü ve sert, yani kötüden kastım işte maç hani beklenildiği gibi değildi. Yani o maçın işte öyle sert olmamasının sebebi Becky Lynch'in hamileliğiydi. O da açıklanmıştı sonradan. Yani ben dediğim gibi Becky Lynch'in hamilelik duyurusuna kesinlikle oy verirdim yani. Yani sonuçta WWE'de öyle şeyleri pek görmüyoruz açıkçası. Hele ki böyle bir dönemde çok şok etkisi yaratmıştı bence. Biz de sene içinde senaryo dışı bir durum olduğu için hamilelik. Hani evet. Bunu şok edici bir an olarak anmak ne kadar doğru, ne kadar spekülasyona çok açık bir durum olabilir diye eklemedik. Çünkü yani hamilelik dışı şeyler aslında hep şok edici olmuştu. Evet, yani bir hem o hem de hani bir hamilelik, yani bunu bir şok olma olarak değil de bir iyi bir yönde anmak gerekir diye düşünerek bunu eklemedik. Zaten hamilelik yani. Başlı başına hamilelik yani. Evet. Yani böyle dahilinde şok etmek zaten daha zor bir şey. Yani öyle olması da daha doğru olmuş yani, evet. Aynı şekilde Twitter'da da Reigns Heyman işbirliği ne gidiyor ödül yılın şok edici anı. Ve 1500 takipçimizin oy kullandığı 2020 yılının en büyük hayal kırıklığı.
şıklar arasında Otis'in Money in the Bank çantasını kazanması, Shayna Baszler'in Becky Lynch'e kaybetmesi, Goldberg'in Fiend'i temiz yenmesi var. Açık ara farkla Goldberg'in Fiend'i temiz yenmesi %67 ile yılın en büyük hayal kırıklığı olarak tarihe geçti. Twitter'da da yılın en büyük hayal kırıklığı Goldberg'in Fiend'i temiz yenmesi. Yani öyle bir şey ki Otis'in Money in the Bank çantasını kazanmasını ya 2'ye 3'e katlamış YouTube'da. İnsanlar o kadar hayal kırıklığına uğramış yani. Yani 2020'nin bir felaketlerinden biri olarak da sayabiliriz aslında. Direkt bir karakteri yok etmeye yönelik bir çalışmaydı bence yani bu. Yani Otis tamam hani çantayı kazanabilir. Hani sonuçta son kararları veren adam yani Vince McMahon olduğu için hani böyle çıldırmışlar yapabiliyor bazen ama yani Goldberg'in patron çıldırdı. Yani dediğim gibi 2020'nin felaketlerinden kabul edilebilecek bir şey bence. Yani öyle hayal kırıklığıydı yani. Katılıyorum. Bence de hem Twitter halkına hem Güreş Türkiye takipçilerimize katılıyorum. YouTube Güreş Türkiye takipçilerimize katılıyorum. 2020 yılının en büyük hayal kırıklığı bana kalırsa da Goldberg'in temiz galibiyetiydi. 2020 yılının ihanetini sormuşuz. 1600 oy kullanılmış Güreş Türkiye YouTube mecramızda. Randy Orton Edge %86 ile rekor oya imza atmış ve Sasha Banks Bayley %13 geride %13 ile bırakarak yani diyecek bir şey yok aslında. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi bu aslında isimlerin yine büyük yani çok büyük olmasından kaynaklanıyor. İşte Royal Rumble'da herkes işte bir Rated RQ hani bir beklerken Randy Orton'un öyle bir yine bir deliye dönüşüp Edge'i paramparça etti diyebiliriz yani. Yani senaryo dahilinde yani senaryo da olsa adamı bir hastaneye ilk etme durumu var işte. Yeniden bir terör estirme durumu var. Yani dediğim gibi hem bu isimlerin çok büyüklüğü ve kalitesi yine hikayenin kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili Yiğit katılıyorum ve diğer oyumuza geçiyorum. 2020 yılında en iyi kadın takımlar şampiyonu Bayley Sasha Banks seçildi. En yakın rakibi Alexa Bliss Nikki Cross'a neredeyse %40 %35 fark atarak yılın en iyi takım şampiyonları oldu. Sen ne diyorsun? Aynı galiba seçenek yılın kadınlar takımlar şampiyonları Twitter'da da aynı seçilmiş. Senin ödülün kime giderdi sen olsaydın? Yani benim aslında yani ben aslında Nia Jax ve Shayna Baszler ikisini çok sevmiştim ama yani şimdi yine bir büyüklük olarak Sasha Banks ve Bayley yani birazcık oy vermeye mecbur kalınmış gibi olmuş yani. Çünkü yine demiş yani dediğim gibi tek team divizyonları acayip bir kıtlıktaydı. Yine 2020'de yine bir kadınlarda da işte Iconics olsun işte Fire and Desire hani Sonya Deville ve Mandy Rose olsun. İşte Riot Squad da aldı yani onlar da pek aday olamadı ilk başlarda. Yani yine kıtlıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani iyi isimler onlardı. İsim olarak tabii ki. Yani onlar kazandı diyeyim buna da. Yani ama ben hani ikiliyi çok sevdiğim için Nia Jax ve Shayna Baszler derdim. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bayley, Sasha Banks demek istiyorum. Yıla damga vuran isimler arasında bence vardı. Sevgili Yiğit, diğer oyumuz yılın en iyi SmackDown kadın şampiyonu Bayley ile Sasha Banks arasında geçen bir anket. Yani Bayley. YouTube halkı Sasha Banks derken Twitter halkı da Sasha Banks demiş. Bence de Bayley ama ödül Sasha Banks'e gitmiş. Bayley'nin galiba loser. Alabilir miyim? Efendim? Oy oranlarını kaça kaç oranlar? YouTube'da
Twitter'da %53'e 46. Ha, en azından yakın geçmiş. Ya Bailey'nin yani kemer saltanatından ben bir ara çok fazla bıkmıştım ama yani sonradan iyi toparlamışlardı. Yani yine bir hak ettiğini göstermişti Bailey. Bir yılı aşan bir şey vardı zaten. Saltanatı. Yani Sasha Banks sonunda o hak ettiğini alması diyeyim ben buna. Yani çünkü bu sefer eze eze aldı. Hani eski şampiyonluklarında olduğu gibi revanş maçında kaybetmedi kemeri. Yani ilk defa da kemerini savundu Carmella'ya karşı dediğim bir şekilde. Yani ben bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, benim de oyun Bailey'ye gidiyor. Bailey çok 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 farklı bir karakterdi bu sene. Heel oldu, farklı yerlere gitti, stil değiştirdi, süre aldı, ya main event'ta durdu, squash yaptı, bir sürü şey. Bence ödülü Bailey'nin hakkıydı ama Sasha Banks'e gitmiş olmasına neden diyemiyorum. Çünkü Sasha Banks isim olarak çok büyük biri. Raw Kadınlar Şampiyonluğu, yılın Raw Kadınlar Şampiyonluğu ödülü de Becky Lynch'e gitmiş %63 ile. Bunu da hemen hızlıca yorumlayalım. Twitter'da %55 ile Becky'ye gitmiş. Tam 1700 Güreş Türkiye takipçisi oy kullanmış sevgili Yiğit. Ben bunun sebebini birazcık Asuka'nın kemer saltanatının birazcık dandikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle bir saltanat var ki Asuka'nın, yani son zamanlarda düzgün isimlere karşı bile savunmuyor. Yani düzgün isimlere geçtim, hani savunmuyor bile. Yani en son TLC Show'unda kemeri savunmamıştı, takımlar kemerini kazanmıştı. Ondan önceki şey zaten Survivor serisi. Şampiyon maçı vardı. Ondan önce de galiba Zelina Vega'ya karşı savunmuştu ama yani yine dediğimiz gibi hani gerçekten kemeri tehdit edecek bir isme karşı ben gerçekten kemer maçına çıktığını düşünmüyorum Asuka'nın. Yani Becky Lynch bile yani öyle kötü diyebileceğimiz bir Shayna Baszler maçıyla bile yani saltanatı yoluyorsa, yani aslında Royal Rumble maçında hani göz ardı etmemem gerekiyor ama sonuçta 3 aylık bir saltanat, bilmiyorum. Asuka'nın saltanatını geçiyorsa yani bunun elbette en büyük sebebi dandikliğidir bence. Katılıyorum ben de. Sence ödül kime? Senin oyun kime? Tabii ki Becky Lynch. Becky Lynch. Ben de Asuka'nın bir karizma sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Becky Lynch Twitter hem YouTube iki farklı güreş izleyen kitlenin tarafından seçilmenin yalnızca bir oylama problemi olduğuna yoramam yani. Çok anket oylamasında bunu yaptık ama ben bunu bu konuda aynı düşünmüyorum. 2020 yılının en iyi kıtalar arası kemeri şampiyonunu sormuşuz. 2000 oy kullanılmış ve YouTube'da %51 ile Jeff Hardy kazanmış. 2. sırada Braun Strowman %20, 3. sırada AJ Styles %14, 4. sırada Sami Zayn %8, 4. sırada Sami Zayn %8, bunu aklınızda tutun. Shinsuke Nakamura %5 ile 5. olmuş. Sence yılın en iyi kıtalar arası kemeri şampiyonu kimdi sevgili Yiğit? Haklarının yendiğini düşünüyorum açıkçası. Ya hani bir seçenek olsa ben aslında Jeff Hardy, AJ Styles ve Sami Zayn'i yani aynı anda yapabilirdim yani. Yani çünkü yani bu üçlü feud gerçekten çok iyi geçmişti ve çok güzel maçlar çıkarmıştı. İşte Sami Zayn'in işte tatil edilmiş kemerini alıp aslında hani ben hala şampiyon diye geri dönmesi ve yani Jeff Hardy Styles arasında bir anda dalması, yani gerçek olduğunu da kanıtlaması gerçekten çok iyiydi. Yani bu aslında birazcık da hani SmackDown'ın kalitesinin niye Raw'a göre biraz daha yüksekte olduğunu gösterir biçimdeydi açıkçası. Katılıyorum. Twitter, evet söyle. Jeff Hardy sonuçta bu diğer iki ismi yani isimden önde çıktığı için seçilmesi gayet doğal yani. Yani tekli bir isim seçecek olsak ben Sami Zayn derdim ama
Jeff Hardy'nin de hakkını yemez. Evet, bu iki isim arasında ben de çok kaldım. Twitter'da da AJ Styles en iyi kıta arası kemer şampiyonu seçilmiş. İkinci Sami Zayn, üçüncüsü Jeff Hardy olmuş. AJ Styles %46 ile bu arada. Ve diğer Sami Zayn, Jeff Hardy %23-21 ile ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşmış. Yani AJ Styles de Twitter'da üstün çıkmış. Aslında güreş kitlelerinin ne mantıkla güreş izlediğini anlatır bir anket olmuş bize. Tabii ki. Birazcık Bu isimlerin durumda. büyüklüğüne bakılmıştır yani elbet. Muhakkak muhakkak. Bu da böyleydi. Yılın en iyi NXT şampiyonunu sorduk. Sıkı dur. 1700 oyla Finn Balor %70 oy alarak Finn Balor en iyi NXT şampiyonu. Yılın NXT şampiyonu seçildi. Twitter'da da %46 ile Adam Cole seçildi. Senin yılın en iyi NXT şampiyonu adayın, ödülün kime gidiyor? Sevgili Yiğit. Ödül tabii Finn Balor'a takdim ediyoruz ama senin oyun kimeydi? Yani ben de bunların arasından tabii ki Finn Balor derdim çünkü yani kemerin etrafına biraz daha canlılık getirmesi açısından bayağı yarar sağladı bence. Yani ki o kadar hani maçlarda da kaybediyordu. Hep son anda kaybediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani en sonunda da verilmiş sadakası mı varmış diyelim hani öndeki rakipler tek tek temizlendi yani işte Keith Lee ana kadroya gitti. İşte Karrion Kross sakatlandı. Zaten Adam Cole yani bir yıldır şampiyondu. Yani öyle biraz da önü açılmış oldu. Yani iyi ki de açılmış yani. Bence tekrar kemerin etrafına bir canlılık getirdi. Yani umarım da devam eder. İnşallah diyelim. Yılın en iyi da ABD şampiyonunu sorduk. Yılın ABD şampiyonu %78'de Bobby Lashley seçildi. Andrade ve Apollo Crews'u geride bıraktı. %80 oy aldı. Senin oyun kime gitti sevgili Yiğit? Yani ben Bobby Lashley gerçekten çok sevdiğim güreşçilerden biri. Yani ben de ona verirdim açıkçası. Yani bu diğer isimlere bakacak olursak Andrade işte kemerinin son anları birazcık seyircisiz şovlara geldiği için o da biraz sönük kalmıştı. Ki Apollo Crews hani zaten tamamen seyircisiz şovlardaydı ama işte hani yine farklı rakipler, farklı şeyler yine birazcık izlenir kılabiliyordu bence. Yani sonra zaten bir Bobby Lashley gerçeği çıktı artık. MVP aradan çekildi. Yani zaten öyle bir stable'a da bir kemer gerekiyordu. Yani bence bu kemer WWE şampiyonluğu olmalı ama yani Vince McMahon bunu uygun görmüş. Yani United States şampiyonunu vermiş. Yani iyi ki de vermiş yani. Çok güzel ilerliyor Bobby Lashley. Katılıyorum. Benim de oyun Babileşli'ye gitti. Twitter halkı ve YouTube halkı da böyle uygun gördü. Yılın WWE şampiyonunu sorduk. %50 ile Drew McIntyre, Randy Orton ve Brock Lesnar'ı geride bıraktı. İkinci Brock Lesnar, üçüncü Randy Orton oldu. Biz de bu konuda hemfikiriz sanırım. Twitter halkı da Evet. hemfikirmiş. Üzerine konuşmuştuk zaten. Raw'un en iyi Evet. güreşçisinden mi konuşmuştuk? Aynen. Tabii ki. Yılın Universal şampiyonunu sorduk. Ve ödül Roman Reigns'e gitti. %72 ile 1000 kişi oy kullanmış. Bu anketi 8 saat önce açtık. 8 saatte 1000 kişi oy kullanmış. Sabah saatlerinde açtık. Yani akşamüstü gibi açmışım. 1000 kişi oy kullanmış. Yani 8 saatte 1000 çok iyi bir rakam. Roman Reigns belki haftaya 3000 oy kullanacak. Ama çok bir şeyi değiştirmeyecektir bu. Çünkü 1000 oy kullanmış bir fark %72. Yani ikinci sırada %13 Bray Wyatt. Roman Reigns %72 ile ödülü götürmüş artık. Sevgili Yiğit, Bray Wyatt, Goldberg, Braun Strowman'ın Roman Reigns'e bu kadar ezilmesinin sebebi sence neydi? Abi en büyük sebebi yani Strowman'ın birazcık hani birazcık sönük geçen bir saltanatı yani Bray Wyatt'ın da yani Spear engeline takılması diyeyim. Hem Goldberg ve hem Roman Reigns'e takılması diyeyim. Yani ilk başlarda Fiend olarak denemiyordu ama
Ya onlar zaten Strowman'ın kemeri biraz daha taşıması için ya öyle maçlara çıktığı belliydi yani, ama hikaye olarak çok güzeldi. Zaten onlar da bize bir sinematik maç sundu. Yani dediğim gibi bence Bray Wyatt'ın geri planda kalmasının en önemli şey etkisi Spear yani. Roman Reigns ve Goldberg. Yani zaten yine isim olarak diyeceğim. Yani Roman Reigns zaten şimdi gördüğümüz gibi her çıktı oylamayı yani üstün, yani en çok oyları almış yani kesin bir şekilde. Bunda zaten Evet. büyük bir gözleşin etkisi de var. Paul Heyman faktörü de Muhakkak, var. muhakkak konuştuğumuz konular doldu gibi. Bray Wyatt'ın ben de bir karizma sorunu yaşadığını düşünüyorum. Asuka'da olduğu gibi. Ve son ödülümüz yılın federasyonu. 2020 yılının federasyonu 1100 oy kullanılarak %86 ile WWE seçilmiş. AEW'de %11'de kalmış. Twitter'da %62 ile WWE seçilmiş. %37 de AEW kalmış. Sence yılın federasyonu kimdi ve ardından son söz sevgili Yiğit. Yani ben AEW izlemediğim için yine oyumu WWE'ye verdim. Ama onlar da yani çok iyi işler başardı. Yani bu bahar temizliğinden sonra kadrolarına çok güzel isimler kattılar. Ki onlar da bir iki sinematik maç yaptılar sanırsam. Onların da çok iyi olduğunu yani okumuştum yani. Ama ben tabii ki WWE'yi derdim. Yani hala çünkü onlar yani tartışmasız hala en büyük şirketler yani. Yani bu bazı skandal kararlar vermelerine rağmen yani Thunderdome olayıyla bence acayip topladılar. Yani çünkü haftalık şovlar hani ben izliyordum seyircisizken, ama hani bir yere kadardı yani, artık bakmıyordum bile. Bence Thunderdome fikrini bulanı yani güzel bir ödüllendirme hak ediyor. Elini ağzını yüzünü öpmeleri lazım ha. Çünkü haftalık şovları gerçekten kurtaran etmen oldu yani, hani pay-per-view'ları hani yine büyük maçlar olduğu için hani bakardın işte, belki sinematik maç olurdu. Hani iki büyük isim karşı karşıya gelirdi, izlerdin bakardın, ama yani haftalık şovlarda durum öyle değildi. Çekilmezdi. Evet hani ilk aylarda tam çekiliyordu, ama sonralarda dediğim gibi yine bir Yok. olmamaya Hiç. başladı. Yani ilk Seyircisiz futbol maçları gibi yapmışlar. abi. Evet. Seyircisiz futbol maçları gibi. Tadı yok abi. Anladın mı? Tadı yok yani. Şimdi bu işin gerçeği seyirci. Biz bunu bir kez daha anladık yani. Bu işin içinde seyirci olmadan o show business olmuyor. Ya bırak da WWE'yi şey olmuyor ya işte tabii işte Amerika'daki gündüz programları Ellen'dır işte Connor'dır ne bileyim diğer elemanın adı neydi çok uzun süredir izlemediğim için bir hatırlayamadım. Ya onlar bile seyircisiz olmuyor abi. Tabii ki. Gül arkada bir gülme efekti bir işte ne bir alkış olmuyor abi yani gerçekten seyirci show business işte o entertainment dediğimiz olayın içinde. Yani seyircinin aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu gördük yani. Aynen öyle. Valla ben WWE yılın federasyonu olduğunu ben de düşünüyorum. Ayu çok güzel işler yaptı. Dediğin gibi kadroyu güçlendirdi. Ya WWE'nin 3. brandiyle reyting yarışına girdi. Boyunu hesaplayamayacağımız kimsenin ya bunda garanti iyi olacaklar diyemeyeceği işlere imza attı. Ama bu en iyi olmaya yeter mi? Bence yetmez abi. Çünkü WWE hani yılda 12 ayın 12'sinde de pay-per-view yapıyor. Üstüne bir de NXT'de işte yılın 6 ayı 7 ayı pay-per-view yapıyor. Ya yani öyle olmasa bile yani bir WWE gerçeği var sonuçta, yani Hayır 30 ya aşkın bütçe şirketten bahsediyorum. tabii bütçeler işte borsa hisseleri TV ratingleri, Yani yine ondan sonra sinirde saklamak gerekiyor yani. efendim? Sonuçta şu anda onların Roman Reigns gibi bir ismi yok yani sonuçta. Ha ya bak ben Cody Rhodes hakkında gerçek düşündüklerim birisi de Cody Rhodes hakkında çok dillendirmedim. Bence karizma sorunu var. Yani çok Ama hani şimdi CM top Punk isimlerle bence mesela. karşılaştırılamaz yani.
Aha! Bravo. Triple H. Evet. Bak, şekline demiyorum. Triple H karizmasına ulaşan da Triple H'le geçtim. CM Punk karizmasına ulaşacak biri mi sence Cody Rhodes? Bence değil. Yani çok zor. Roman Reigns karizmasına ulaşabilecek biri mi? Bence değil. Aynen. Bak, WWE'nin son yıllardaki yarattığı süper yıldızlardan gidelim. Yani Charlotte Flair karizmasına ulaşacak biri mi? Bence yok. Değil. Kadınlar yani... Evet, zaten kadınlar divizyonu zaten zayıf olduğu yani bilinen bir gerçek yani. Yani kadınlar konusunda bence hiç karşılaştıramayız bile. Hani karşı ekip olarak NXT'yi görüyorlar. Yani NXT'deki kadınlar zaten yani birbirinden iyi yani. Hepsi birbiriyle rekabet içinde. Yani ana kadroyla çok rahat kapışabilecek dedi zaten. O yüzden kadınlarla hiç karşılaştırılmamalı bence. Katılıyorum sevgili Yiğit. Yani Cody Rhodes diğer federasyonun yıldızı, bence Dean Ambrose transferi çok güzel, tatlı bir transfer ama şimdi Seth Rollins mi Dean Ambrose mu? Yani onun da şey yani onun da etkisi bu aslında yani, Shield üyelerinden yani bence en arkada yani arka planda kalmıştı ben Dean Ambrose'tu. Bak, Roman Reigns demiyorum. Roman Reigns mi Seth Rollins mi? Pardon. Yani Seth Rollins, Seth Rollins mi Dean Ambrose mu? Yani benim de düşüncem o yönde. Yani Ayu henüz o istediğimiz, o beklediğimiz, o şoka imza atabilecek transferi yapabilmiş değil bence. Bu CM Punk olursa olabilir. Bak, CM Punk'ın peşinde koşsun abi Ayu. Buradan söylüyorum. Yani Tony Khan'ın iyice cebini açması gerekiyor. Bence abi, bilmiyorum. Bence çoktan açmalılardı. Bence de bu kadar çok beklememeler lazım. Çünkü Yani bir insanı zehirleyen, yani bir bünyeyi zehirleyen, bir ekosistemi zehirleyen en büyük olgu nedir biliyor musun? Biz olduktur. Sen eğer biz olduk dersen yani ya geriye aşağıya doğru düşüş başlamıştır. Ben sanki Ayu'da biraz biz olduk görüyorum. Biraz sanki öyle bir hava alıyorum. Yani hala yeni isimler hala var bence yani, o yüzden ben tam öyle bir şey diyemeyeceğim ama. Hayır. Yeni yani isimler katarlar ederler ama sanki biz biraz olduk havası görme sebebim şeyim şu. Ya mesela bence deli gibi koşmaları lazımdı CM Punk'ın ardından. Ya CM Punk şu ana kadar hani WWE ile bağlayıcı bir sözleşmeye imza atmadıysa kesinlikle Ayıv'da görünmeliydi abi. İşte bu suların yönünü değiştirebilirdi bu zamana kadar. Mesela ama maalesef, son zamanlardan Sting örneğini verelim. Ama Sting zaten diğer federasyonun yıldızıydı. Anladın mı? Yani Sting hep diğer federasyondaydı. WCW'daydı, TNA'daydı. İşte ardından Iowa geldi. Hep diğer federasyondaydı Sting. Onun için çok büyük bir imza olmaz mı? Sting olağan. Bir sınır dışı yapması lazım şeyin. Iowa. Mesela Brock Lesnar. Bak. Evet, o da aslında son zamanlarda hani az da olsa konuşulan bir şey. Yani bildiğimiz gibi Brock Lesnar'ın şu an sözleşmesi yok. Yani Ayurva niye gitmesin yani? Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii. Ben de aynı fikirdeyim. Seni ama yani Vince McMahon Özoğlu'nu bırakmaz yani. Öyle de bir gerçek var. 2021'de Aralık ayında tekrar görüşmek üzere sevgili güreştürkiye.net severler. YouTube halkına, Twitter halkına oy kullanan herkese teşekkür ediyoruz. Yiğit'cim, ağzına, diline, yüreğine, nefesine sağlık. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben ediyorum. Gel seneye görüşmek üzere. Evet. Artık sen. Yani iyisiyle sağlıklı bir yıl geçirmeyi dileyelim. Herkesin de buradan yeni yılını yani sağlıklı bir yıl diliyorum herkese. Yani evde kalın arkadaşlar. Evde kalın. Aynen öyle. Buradan selametle o zaman. Verelim.